Eğitim Sen Ahmet Şubeleri olarak 2022-23 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu raporunu siz değerli basın emekçileriyle ve halkımızla paylaşacağız. Bizim belirleyebildiğimiz ya da bize ulaşan soruları İkinoğlu Şube Eş Başkanımız Hasan Çıtırık sizlerle paylaşacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayıp ilk yarısı 20 Ocak 2023 bugün itibariyle sona erecek ve 2 haftalık yarı yıl tatili başlayacaktır. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verilerine göre ilimizde 47.478.483 öğrenci, 24.726 öğretmen, 15.554 destek ile eğitim öğretime devam edilmiştir. Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılırken eğitimin temel sorularına yönelik çözümsüzlük politikaları 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısında artarak sürdürülmüştür. Siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar erken çocukluk çocukluk eğitiminden okul öncesine başlayarak çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen merkezi uygulamalar başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir. Siyasi iktidar ve MEB'in ana dilinde demokratik, kamusal, bilimsel eğitim anlayışını dışlayarak hayata geçirdiği uygulamalar eğitimin niteliğinde yaşayan gerilemeyi hızlandırmıştır. Eğitimde ticarileşme ve eğitimi kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda tüm hızıyla sürdürmesi, okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklerinin giderilmemesi, kalabalık sınıflar, kirli öğretim, taşımalı eğitim, çocuk ve gençlerin dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, çocuklara yönelik taciz ve istismar vakaları devam etmektedir. Öğretmen açıkları, mülakata ve arşiv araştırmasına dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik meslek kanunu ile eşit işe eşit ücret uygulamasına son verilmesi, ataması yapılmayan öğretmenler gibi çok sayıda sorun, eğitim sisteminin çözüm bekleyen sorunları olarak geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da varlığını sürdürmüştür. Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu ülke ekonomisinde yaşanan sorunların ardından halkın ve öncelikli en önemli gündemi olmayı devam ettirmektedir. Çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanmamakta, çocuk istismarı anlamına gelen çocuk yaşta evlendirmeyi engelleyen adımlar atılmamaktadır. Yoksul emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda yaşanan sorunlar sürmektedir. Bölgesel, cinsel, sınıfsal ve benzeri eşitsizlikler, ana dilde eğitim gibi en temel sorunlar iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği bir yarı yıl geride kalmıştır. Ülkedeki etnik, dilsel, kültürel çeşitlilik ve inanç çeşitliliği eğitim programlarında ve ders kitaplarında neredeyse hiç yansıtılmamaktadır. Eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda benimsenen tekçi anlayış, farklı inanç, dil, kimlik ve mezhepleri yok saymayı, onları ve taleplerini görmezden gelmeyi ısrarla sürdürmektedir. Türkiye'nin kamusal, laik, bilimsel eğitim konusunda olduğu gibi ana dilde eğitim konusunda da olumsuz sicili ısrarla sürdürmesi anlaşılır değildir. Türkiye'de çeşitli nedenlerle eğitime erişimde kız çocukları, mülteci çocuklar, ana dili farklı olan çocuklar, engelli çocuklar ve geçici koruma altındaki çocukların dezavantajları günden güne artarak devam etmektedir. Türkiye'de milyonlarca çocuk ve gencin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanması için gerekli adımlar atılmaz iken milyonlarca çocuk ve gencimizin ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar nedeniyle eğitime erişim hakkını ihlal eden uygulamalar sürmektedir. Eğitim herkese eşit koşullarda sunulması gereken temel bir insan hakkı, aynı zamanda devredilmez ve vazgeçilmez kamusal bir haktır. Kamusal eğitimden uzaklaşıldıkça eğitim hakkında eşit koşullarda yararlanma olanağının ortadan kalktığı, eğitime erişim başta olmak üzere pek çok konuda yeni eşitsizliklerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Kamusal eğitimden uzaklaşmanın iki temel sonucu bulunmaktadır. Birincisi, devlet okulu ve özel okulu arasındaki ayrımı eşitsizliklere yol açacak biçimde derinleşmektedir. İkincisi ise kamusal eğitimin tasfiyesi, devlet okullarını ayrıştırarak zenginle yoksulla ayrı ayrı okul, devlet okulu, hatta aynı devlet okulu içinde gelir durumuna göre ya da başarı düzeyine göre farklı sınıflar, şubeler oluşturmasının önünü açılmıştır. Piyasacı eğitim sistemi yaşamın her düzeyinde rekabeti,
hizmetin bedelini ödemeyi, öğrenci ve velilerin müşteri haline getirilmesini hedeflemiş, toplumdaki sınıfsal eşitsizlikleri daha da belirgin hale getirmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısında en dikkat çekici sorunlardan birisi öğrencilerin beslenme sorununa ilişkin olmuştur. Sorun olmuştur. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte, yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir. Derinleşen ekonomik kriz, hız kesmeden devam eden zamlar, gerçek enflasyonun 3 haneli rakamlara ulaşması ve alım gücünün gün geçtikçe düşmesi mutfaktaki yangını büyütürken artık temel besin gıdalarına dahi ulaşmak zorlaşmıştır. Çocuklar için beslenmenin önemli olduğu koşullarda süt, yumurta, peynir, zeytin ve benzeri temel gıda ürünlerinin fiyatı 3-4 kat artmıştır. Bu koşullarda çocuklarına her gün ayrı bir beslenme hazırlamak durumunda kalan aileler eti, sütü, meyveyi, kuru yemişi, geçelim bunları, yumurtayı, peyniri ve zeytini bile alamaz hale gelmiştir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı çocukların sadece büyüme ve gelişimde değil, okul başarısı üzerinde de son derece etkili olduğu bilinmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat süreleri kısalmakta, algılamaları azalmakta, zaman zaman öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları gelişebilmekte, bu ve benzeri nedenlerden kaynaklı olarak okul başarısı belirgin düzeyde düşebilmektedir. Şey 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısında öğretmenlerin, eğitim emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine gündeminde olmamıştır. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza, geleceğimize yönelik talepler görmezden gelinirken insanca yaşam ve insan onuruna yaraşır ücret talepleri yok sayılmıştır. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarını çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesinin 14 Şubat 2022 kariyer basamakları 14 Şubat 2022 tarihinde resmi gazeteye yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 19 Kasım 2022 tarihinde kariyer basamakları sınavı yapılmış ve kamuda yıllardır uygulanan eşit işe eşit ücret ilkesi fiilen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan aynı işi yaptığı halde bu kadar farklı ücretlendirme yapılan başka bir meslek grubu bulmak mümkün değildir. ÖMK ile öğretmenler arasında halen var olan aday sözleşmeli kadrolu ücretli ayrımına yenilerine eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de dahil edilmiş, aynı derecede ve kademedeki öğretmenlere yönelik farklı ücretlendirme politikası sonucu iş yerlerinde huzursuzluk artmıştır. Öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavı sonrasında aynı sınıfta ve aynı konuyu anlatan bir öğretmenin sınıf unvanı farklı olduğu için farklı maaş almaları doğru değildir. Yapılması gereken oluşulan ücret farkının eşit işe eşit ücret ilkesi doğrultuda düzenlenmenin yapılması, derece, kademe ve lisansüstü eğitim gibi kriterle dikkate alınarak en düşük öğretmen maaşının yoksulluk sınırı üzerine belirlenmesidir. İlimizde ve ülke genelinde yaşanan sorunlar olmakla birlikte ilimizde tespit ettiğimiz sorunlar şunlardır. 1. Ana dili Türkçe olmayan çocuklara ana dilinde eğitim verilmemesi. 2. Kadrolu güvenceli istihdam yerine ücretli öğretmen görevlendirmesinin yoğun olması, bazı ilçe ve köylerde öğretmenlik mezun olmayan kişilerin görevlendirilmesi. 3. Pandemiyle birlikte eğitime verilen ara sonucunda ortaya çıkan öğretim eksikliğinin telafi edilmemesi, öğrenme eksikliğinin ortaya çıkması ve sonraki kademelere yansımasının oluşması. Yerine yenisi yapılması kararıyla ekran okullarda aradan 3 yıl geçmesine rağmen okullar tamamlanmamış, boşaltılan okulların öğretmen ve öğrencileri başka okullarda eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 5. Yoksullaştırılan ailelerin okula devam eden çocuklarına yeterli beslenme imkanı sunamadıkları, bu durumu derslerine yoğunlaşamama, öğrenme güçlüğü, hastalık, devamsızlık ve benzeri durumları ortaya çıkarmıştır. 6. İlimizde liyakatsız atama ve görevlendirmeler, iş yerlerinde çalışma barışının bozulmasına, başta mobbing olmak üzere eğitim emekçilerine çeşitli başlıklarda soruşturma ve özlük haklarının ihlaline neden olduğu görülmüştür. 7. Bazı okullarda seçmeli derslerin, öğrencilerin ilgi, yetenek ve tercihleri doğrultusunda değil, okul idarecilerinin
keyfi uygulamaları sonucunda yönlendirildiği görülmüştür. 8. Sendikal faaliyetlerimizden dolayı antidemokratik uygulamalarla karşılaşıldığı, üye ve yöneticilerimizin gözaltına alındığı, akabinde açığa alınarak anayasal güvence altına alınan sendikal mücadelemizin engellenmeye çalışıldığı. 9. Eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyen kimi durumlarda yaklaşımda yandaşlık esas alınarak kimi üyelerimize hukuksuz cezalar verildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitim alanında yaşanan gelişmeler, milli eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir derdinin olmadığı görülmüştür. Eğitimi ticarileştirme uygulamaları, siyasal ideolojik hedeflere uygun olarak alınan bilim karşıtı uygulamalar okullarda hayata geçirilmeye devam etmektedir. Eğitim alanında yaşanan soruların çözümü için gerekli adımlar atılmadığı, eğitime erişimde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, eğitimde dayatmacı politikaların sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya zorlandığı, siyasal kadrolaşmanın devam ettiği, eğitim sürecinde farklı dil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitimin zaten sorunlu olan niteliğini daha da kötüleştiği bir eğitim sisteminin başarılı olması mümkün değildir. Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı olmadığı açıktır. Eğitimsen her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde ana dilinde kamusal, bilimsel, demokratik ve laik eğitim hakkı için mücadelesini kesinsiz sürdürmeye kararlıdır.